Şimdi Mehmet Özkan kendisi de uzun süre Güney Amerika'da da görev yaptı ve Amerika kıtasındaki refleksleri de aslında bir ölçüde oradayken de iyi yorumlayan bir gazeteciydi, iyi bir yorumcuydu, iyi bir akademisyendi. Şimdi bir, evet seninle otururken böyle bir şeyle karşılaştık. Bu tabloyu nasıl görüyorsun, nasıl okuyorsun? İkincisi, bundan sonra biz Amerika'daki siyasi durumu nasıl okuyacağız, nasıl göreceğiz? Yani demokratların refleksleri nasıl şekillenecek? Şimdi şöyle, öncelikle şunu söyleyeyim. Yani bence Amerika'da bütün bu tartışmalara rağmen zaten Trump kazanacağı belli. Bence 13 Temmuz itibariyle o suikast Ama Aslı bak, sonrasında... Aslı halen diyor, Hayır, şimdi herkesin farklı görüşü olabilir ama şunu net demokratlara söyleyeyim. şanslı. Yani zaten 2020 yılında da hatırlayın, eğer 2020 yılında seçim Kasım'da değil Ocak Şubat'ta olsaydı muhtemelen Trump kazanmıştı. Fakat işte Anthony Fauci ile kavgası, o pandemi dönemindeki yaptığı tuhaf yorumlar vesaire seçimi kaybettirdi. Şimdi gelinen noktada aslında yani bütün her ne kadar Biden iyi bir başkanlığı şey olsa da bence genelde beklene veremedi. Dolayısıyla yani ben büyük oranda Trump'ın seçim kazanacağını düşünüyorum. Ve herkes de bunu satın almıştır. Çünkü Trump'ın bir hikayesi oluştu. Suikastla beraber daha da bir hikayesi oluştu. Şimdi ne Harris'in bir hikayesi var. Yani ortada bir hikaye yok. Yani piyasaya satacakları bir, yani ne için yarışılıyor, neyin mücadelesi veriyorlar çok bir şey yok. Bu anlamda belki şunu görmekte fayda var. Bakın son belki 8-10 yıldır Amerikan siyasetinde iki tane siyasi parti var malum. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar. Her iki partide derin bir dönüşüm geçiriyor. Biz bunu geçen seçim daha net gördük. Bir tarafta Demokratlar içerisinde işte ortanın solu, işte yani Sanders olsun, işte Alexa Cortez olsun. Diğer tarafta statükocular ciddi bir rekabete girmişlerdi. Cumhuriyetçiler içerisinde ise Trumpçılarla Trump karşıtları arasındaki bir ciddi şekilde aslında defakto dört siyasi partiye doğru giden bir süreç vardı. Bu Cumhuriyetçiler açısından artık Trump tamamıyla Cumhuriyetçileri aldı. Yani artık Trump karşıtlığı Cumhuriyetçi partinin içerisinde çok anlam olmayan bir şey büyük oranda. Çünkü kendini marjinalde kalan bir şey. Şimdi Demokratlar içerisinde geçen seçimde o işte Bernie Sanders ve diğer ekibi kısmen ortanın soluna çekmeye çalışan ekip kaybetmişti. Şu an gelinen noktada özellikle işte Gazze'de yaşanan süreç vesaire derken bütün bu uluslararası bölgedeki yaşanan tartışmalarla beraber o ekip zaten kısmen siyasal anlamda da politik anlamda kendini kere çekmişti. Yani bence bundan sonra Kamala Harris de olsa yani muhtemelen o bence başkan adayı olacak ve kaybedecek. Biz önümüzdeki dönem 2028'de muhtemelen Demokrat Partisi'nin derin tartışmalar göreceğiz. Yani İşte belki bir taraftan Cortez'in başkan adaylığını konuşacağız, başka bir şeyleri konuşacağız. Bence Demokrat Partisi'ndeki değişim ve dönüşüm tartışması daha da artacak. Bunu böyle görmek lazım. Bir taraftan da yani Kamala Harris konusu, Kamala Harris seçilse bile şu an, yani diyelim ki bir şey oldu ki seçilmesi şuna bağlı bence. Trump çok büyük bir hata yapmazsa kazanır. Ama Trump büyük bir hata yaparsa, bir şey çıkarsa bilemiyoruz. Çünkü Trump hep seçimlerini kendisi kaybetti. Yani eğer bir şey çıkarsa Trump olabilir. Elbette 106 gün var ama olabilir. Olursa Harris'i muhtemelen biz Merkel sonrası Almanya'daki işte Olaf Scholz'la karşılaştıracağız muhtemelen. Yani daha çok profil düşük, küresel sistemde etkisi düşük bir profil olarak bunu karşılayacağız diye düşünüyorum. Bu da her halükarda yani her halükarda şu an demokratların kazanmasının küresel anlamda da etkisizleştiği bir sürece gidecek. Trump ise bir hikayeyle gelmeye çalışıyor. İşte yani Ukrayna'daki sorunu çözmekten başka türlü hamlelere kadar dolayısıyla bir hikayeyle gelecek ve bence Trump'ın gelmesiyle beraber de başka bir şey konuşacağız. 4 yıl sonra başka bir Amerika'yı konuşacağız. Başka bir siyaseti konuşacağız. Çünkü ilk Trump Cumhurbaşkanlığı yaptığı zaman 2016-2020'de Trump bir şey yaptı. Bakın Trump dünyada bir şey yaptı. Trump Amerika'yı, Amerika Birleşik Devletleri'ni küresel sistemde yeniden konumlandırmaya çalıştı. Her açıdan. Onun şu mantığı şuydu. Trump'ın açısından soğuk savaş bitmiştir. Soğuk savaş mantığı sona ermeli. Dolayısıyla soğuk savaş mantığını sona erdirdikten sonra Amerika yeni şartlarla kendini yeniden konumlandırması lazım. Bu her türlü birlikte işte NATO'ya söyledi, NATO üyelerine işte paranızı ödeyin, güvenlik harcamanızı artırın. Çok her tarafta yaptığı buydu. Bence Amerika'nın küresel sistemde kendini yeniden konumlandırma çabası Trump kazanırsa önümüzdeki dönem yani önümüzdeki 4 yıl boyunca çok daha net göreceğiz. Ama burada Trump'ın o konumlandırmayı yaparken yani Amerika'yı ne kadar içeride
dağıtabileceği, ne kadar farklı olabileceğini zaman gösterecek. Ama her halükarda bence yani çok farklı bir Amerika'yı konuşacağız. Onun için ona hazırlıklı olmak lazım. Zaten 13 Temmuz'daki eğer suikast girişimi başarılı olsaydı muhtemelen yani Texas'tan birçok yerden tırların Washington'ı işgal ettiğini görmemiz kuvvetle muhtemel olacaktı. Yani birçok açıdan zaten başka iş sıkıntıları olacaktı. Tabii oradan şans eseri kurtuldu. Bu kutsal bir şeye dönüştü. Yani kendisinin sanki kutsal bir saintmiş gibi taraftarlar tarafından o şekilde görünmeye başlandı. Ve bence Trump'ın kazanmasını bence yani çok yüksek bir oran diye düşünüyorum. Ve yeni bir şeyi konuşacağız. Trump kazanınca da bu Amerikan siyaseti içinde de demokratlar için ayrı bir tartışma konusu olacak. Yani bunu şöyle okumamak lazım. Demokratlar içindeki meseleleri kesinlikle Kamala Harris mi yani atıyorum işte Michelle Obama mı şeklinde okumamak lazım. Bence derin bir çatlak var. Amerika'daki iki siyasi partide çok derin bir dönüşüm geçiriyor. Cumhuriyetçiler kısmen bu dönüşü geçirdi. Trump bunu belli bir aşamaya getirdi. Demokratlar içinde de bence bu seçim kaybedecek ve ciddi şekilde bu tartışmaları yakından izleyeceğiz. Onun için bunu bu şekilde okumakta fayda var diye düşünüyorum.